Mucit Pilot YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Akıllı ev videoları serisine devam ederken arada bonus bir içerik paylaşmak istiyorum sizlere. Bu videoda herhangi marka model bir televizyona uygulayabileceğimiz ve orijinal Philips Ambilight sisteminden çok daha ucuza 4'te 1 maliyetle kendimiz yapabileceğimiz müthiş bir Ambilight uygulaması yapacağım. Hadi isterseniz başlayalım. Arkadaşlar sisteme geçmeden önce Ambilight nedir ondan bahsetmek istiyorum. Ambilight Philips marka televizyonların Philips'e patentli arkasında RGB LED aydınlatmalar kullanarak ekrandaki görüntüyü duvara benzer renklerde yansıtan ve daha derinlik algısı daha hoş bir izleme deneyimi sunan bir sistem Philips'in televizyonlarında mevcut. Philips televizyonu olmayanların da kullanabilmesi için Philips bunun için bir kutu satıyor ve ışıklar satıyor. Fakat bunun maliyeti çok yüksek. Şu an Türkiye fiyatı yaklaşık 2400-2500 lira kutu, 700 liralar civarında da aydınlatmalar 3100-3200 liralara geliyor. Peki biz kendi televizyonumuza bunu nasıl yapabiliriz? Bu videoda onu ele alacağız. Bunun birkaç yöntemi var. Android TV'lere nispeten daha az maliyetle kurulabiliyor. Fakat orada da birçok sıkıntı var. Çünkü Android TV'lerde özellikle Netflix gibi bazı içeriklerde bu çalışmıyor. Fakat bizim uygulayacağımız bu videodaki yöntemle herhangi bir HDMI kaynağından gelen yayını kullanarak RGB LED'lerle televizyonumuzun arkasına döşediğimiz sistem sayesinde kendi Ambilight'ımızı yapma şansımız olacak. Şimdi isterseniz bu proje için gerekli olan malzemelere bir göz atalım. İlk etapta fazla sayıda malzemeye ihtiyaç varmış gibi gözükebilir ve maliyetli olduğu da düşünülebilir. Ancak orijinalinin fiyatıyla kıyaslandığında orijinalinden 1/4 maliyetine ben bu sistemi çıkarabildim. O yaklaşık 600-700 liralar civarında tutuyor Türk lirasıyla bugünün fiyatlarına bakacak olursak. Ve tüm bu parçaları Türkiye içinden temin etmeniz mümkün. Yurt dışından herhangi bir şey almanıza gerek yok. Hepsinin linklerini videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Temel olarak HDMI'den aldığımız görüntüyü çoklayıp, capture edip, Raspberry Pi Zero W'ya girip burada sistemi çözüp daha sonra Nodem suyu kullanarak da kablosuz bir şekilde RGB LED'lerimizi süren bir proje olacak. Neye ihtiyacımız var? Önce adreslenebilir RGB LED'e ihtiyacımız var. TV ekranınızın büyüklüğüne göre 2 metre ile 3 metre arasında bir ebat yeterli olacaktır. Bir adet 5 volt 10 amper LED trafosuna ihtiyacımız var. Çünkü bu RGB LED'ler 5 voltla çalışıyor. 2 adet HDMI kablo kullanacağız. 1 adet 5 voltluk telefon şarj aleti, herhangi bir telefon şarj aletini kullanabilirsiniz. 1 amper yeterli olacaktır. 2 amper olmasını tavsiye ederim. 1 adet yine küçük micro USB kabloya ihtiyacımız var. 1 adet OTG kablo kullanacağız. 1 adet Raspberry Pi Zero W kart kullanacağız. Bu kart Raspberry kartlar içerisindeki küçük, düşük maliyetli ve nispeten güçlü kartlardan bir tanesi. Projemizde görüntüyü çözmek için bu kartı kullanacağız. Bunun için bir adet SD karta ihtiyacımız var. Klason 16 GB ve SD kart okuyucu kullanacağız. Görüntüyü kaynağından yakalamak için bir USB capture kartı kullanacağız. Bu görüntüyü çoklayıp birini televizyonumuza, birini de capture kartına almak için bir giriş, iki çıkışlı bir splitter kullanacağız arkadaşlar. Genel olarak ihtiyacımız olan malzemeler bunlar. Nodem suyu neden kullandığımı da videonun ilerleyen kısımlarında açıklayacağım. Bu bize daha esneklik ve bir fonksiyonellik kazandıracak. Hadi şimdi isterseniz bağlantı şemasına ve sistemi nasıl kuracağımıza bir göz atalım. Arkadaşlar hızlıca şöyle sistemin çalışma mantığına bir bakalım. Devre şemasına. Lazım olan malzemeleri açıklamıştık. Herhangi bir HDMI kaynağından aldığımız görüntüyü HDMI ile HDMI splitter'a giriyoruz. Splitter ile çoklayıp bir tanesini televizyonumuza veriyoruz. Diğerini de HDMI capture kartına bağlıyoruz. HDMI Capture kartında micro USB OTG kablosuyla şuradan Raspberry Pi Zero W'ya bağlıyoruz. Yine aynı şekilde Raspberry Pi'yi enerjilendirmek için de 5 volt 2 amperlik bir adaptör micro USB telefon şarj aleti kullanabiliriz. Daha sonrasında VS2812B adreslenebilir RGB şerit ledler kullanacağız. Bu ledlerin üzerinde 3 adet bağlantı var. 5 volt, data pini ve ground pini olacak şekilde ve bir gidiş yönü istikameti var. Bu istikamete dikkat ederek televizyonumuza döşememiz gerekiyor. Aralarda kesip lehim yapabileceğimiz noktalar mevcut. Buralardan ek yapabiliriz kablolarla lehimleyerek. Televizyonun dört kenarına da döşeyebilirsiniz. Fakat ben
alt kenarını faydalı bulmadım. Kablolar, diğer ekipmanlar, ayak ve benzeri engellerden dolayı aslında burası çok göze hoş görünmüyor. Çok gözüken bir yer değil. Onun için 3 yanına yapmak yeterli olacaktır. Bu şerit ledimizi de üzerinde 30, metrede 30 adet led, metrede 60 adet led gibi özellikleri mevcut. Ben metrede 60 adet led kullandım. Işık ve çözünürlük açısından güzel olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim. Daha fazla sayıda ledle daha yoğun bir ışıkta yakalayabilirsiniz. Ama bence metrede 60 led yeterli. Daha sonra ledlerimizi led trafosundan 5 voltla ground'unu besliyoruz. Yine buradan 5 volt micro USB kablo vasıtasıyla nodem suyu beslemek için de kullanabiliriz. Nodem suyunun içine bahsedeceğim. WLED yazılımını atacağız. Nodem suyunun data D4 pinini şerit ledlere bağlayacağız. Ground'larını ortak yapacağız. Genel olarak bağlantı şemamız bu. Biz görüntüyü aldığımızda HDMI splitter görüntüyü çoklayıp birini televizyona, birini capture kartına verecek. Capture kartı bunu Raspberry'ye girecek. Raspberry içerisine kuracağımız Hyper-V'nin işletim sistemi vasıtasıyla otomatik olarak yapacağımız ayarlarla bu görüntüyü çözecek, ekrandaki görüntüyü. Ve kablosuz olarak UDP protokolü üstünden yine ayarlayıp nodem suyuyla konuşmasını sağlayacağız. Nodem suyun üzerindeki VLED yazılımı da şerit ledleri sürecek. Şimdi diyeceksiniz ki neden araya böyle bir şey koydunuz diyerek buradan süremez miydik? Evet, direkt buradan sürebiliriz. Ama bize bu şöyle bir fonksiyonellik sağlıyor. Bir kere biz bunu bu sistemi kullanmadığımız anda, kapattığımız anda veya televizyonu kapatsak bile cep telefonumuzdaki bir uygulama vasıtasıyla WLED yazılımını ve nodem suyu kontrol edip aynı zamanda televizyonumuzun arkasındaki şerit ledleri bir ortam aydınlatması, istediğimiz bir RGB aydınlatma gibi de kullanabiliyoruz. Çok sayıda renk seçeneği ve efekte mevcut WLED yazılımı üzerinden. Yani bizim projemize aslında bir esneklik sağlamış oluyor. Ambilight'ı televizyon yayını kullanmasak bile bir ortam aydınlatması olarak kullanabiliyoruz. Genel olarak sistemin bağlantı şeması ve ekipmanların çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi Hyper-V'nin Raspberry'ye nasıl kurulacağına hemen hızlıca bir göz atalım. GitHub'da Hyper-V'nin sayfasında, yine linkler videonun açıklama kısmında olacak. Açtığımızda bu işletim sistemini görüyoruz. Bu tamamen Raspberry'ler için bu Ambilight'in yapılabilmesini mümkün kılmak üzere yazılmış açık kaynak bir Raspberry işletim sistemi. Download kısmına bastığımızda gerekli dosyayı, Hyper-V'nin zip dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz. Ben şöyle şu şekilde buraya indirdim. Bu bir zip olarak geliyor. Bu zipi açtığımız zaman içerisinden yaklaşık 2 GB'lık Hyper-V'nin işletim sisteminin imaj dosyası çıkıyor. Sonra bu imaj dosyasını daha önceki videolardan da hatırlarsınız. Yine açıklamalara linkini koyarım. Belene Etcher uygulamasını kullanarak SD kartımıza yazıyoruz. Burada dosyamızı, indirdiğimiz dosyayı gösteriyoruz. Daha sonra SD kartımızı seçiyoruz ve flash dediğimizde bu işletim sistemini Belene Etcher kopyalamış oluyor. Ben daha önce yazmıştım. Şimdi zaman kaybetmeyelim. Bunu kapatalım. SD kartımızı yazdıktan sonra açtığımızda şöyle boot olarak gözüküyor. İçinde de işletim sistemi dosyaları mevcut. Otomatik Raspberry'nin Wi-Fi'ye bağlanması için bir adet ismi wpa-supplicant.conf, conf olan, configuration olan bir yeni bir dosya yaratıyoruz. Yeni text metinden bunu yaratıp uzantısını conf yapabiliriz. Sonra bunu Notepad ile açtığımız zaman içerisine şuradaki kodu yapıştırmamız gerekiyor. Ben yine bunu açıklamalar kısmına koyarım. Burada bizim ağ adımız ve ağ adresimiz mevcut. Otomatik Wi-Fi'ye bağlanması için sistemin. Bir adet de yine uzantısı olmayan, ismi sadece SSH olan bir dosya yaratıp uzantısız olarak kaydediyoruz. Bunlar uzaktan erişim ve ağ bağlantısı için gerekli. Bunları da boot dosyasının içine koyduktan sonra SD kartımızı çıkarıyoruz ve SD kartımızı Raspberry'imize yerleştiriyoruz. Hyper-V'yi Raspberry'ye kurduktan sonra Raspberry'imizi enerjilendirdiğimizde ağda aldığı IP adresini yine sistemden bularak bizimki 52 IP'sini aldı. Sonuna 80-90 koyup şu şekilde Hyper-V sistemine, işletim sistemine bağlanabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi açık sistem çalışır durumda ve USB Capture ile Red Device çalışıyor. Açılır açılmaz bu ana ekranda ilk yapacağımız şey şurada ayarlardan Settings Level'ı gelip Expert en üst seviyeye yayılmak. Çünkü detay ayarlar burada çıkacak ve sonra kaydetmek. Sonra Configuration bölümüne geliyoruz. Configuration bölümünde LED Hardware'a geliyoruz. LED Hardware'da bizim LED'imizle ilgili ayarları yapacağımız yer. LED Layout'u önce şuradan tıklayalım.
Ekranın üst satırında kaç LED? 60. Sol satırda 30. Sağ satırda 30 LED olduğu bilgisini buraya giriyoruz. Alt tarafta yok. Herhangi bir diğer ayar yapmıyorum. Sonra dikkat etmemiz gereken şey, 1 numara LED'i burası olarak algılıyor sistem. Siyah, gri 2, açık gri 3 numara LED ve öyle devam ediyor. Yönünü televizyonun arkasında döşeme yönünüze göre buradan şu input position rakamını değiştirerek, kaydırarak istediğiniz konuma getirebilirsiniz. Yine reverse direction'la da aynalayabilirsiniz. LED layout'ta yapacağımız ayarlar bu. Yani aslında biz sisteme tanıtmış oluyoruz televizyonun arkasındaki ayarımızın nasıl olduğunu. LED controller kısmında da LED'leri nasıl kontrol edeceğimizi söylüyor. Biz NodeMCU ile kontrol edeceğimiz için ağ üzerinden şuradan UDP Raw seçiyoruz. Daha sonra toplam 120 LED'imiz olduğunu, RGB sırasıyla devam ettiklerini, normalde aslında piyasada satılan LED'lerin çoğu GRB ama o ayarı biz burada değil NodeMCU tarafında WLED'de yapacağız. O yüzden burada düzgün bırakıyoruz RGB. Burada NodeMCU'nun ağ adresini giriyoruz. Birazdan şimdi onu da kuracağız. Ben daha önce kurduğum için bendeki NodeMCU'ya sabit 100 IP'sini vermiştim. Ve 19.446 portu üzerinden de haberleşecek şekilde gerekli ayar yapıyoruz ve Save Settings yaparak Configuration Save buradan çıkıyoruz. LED ayarlarımızı yaptık. Sonra Capturing, video yakalama ayarlarına geliyoruz. Şunu kaldırıyoruz. Enable USB Capture'ı aktif edip buraya 120 değerini girelim. Düşük bir değer daha öncelik verecektir. Şu kısımda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. USB Capture kısmında da zaten sizin USB Capture kartını bir 3-5 dakika içinde otomatik bulacaktır sistem. Buradan USB videoyu seçiyoruz. Diğer ayarlar otomatik. Şurada Device Resolution'ı 640x480 seçmemiz yeterli arkadaşlar. Çünkü zaten bizim videoyu çok yüksek çözünürlükle yakalamamıza gerek yok. Kenarlardaki piksellerin kabaca ne renk olduğunu bilsek yeter. Bunları yüksek yaparsanız sistem kasılacaktır ve gecikmeler olacaktır. O yüzden bunu 640x480 bırakıyoruz. Ve saniyede 30 kare yakalaması bizim için yeterli. Diğer ayarlar gözüktüğü şekilde olacak. Başka bir şey değiştirmemize gerek yok. Ve yine tekrar Save Settings deyip ayarları kaydedip bunu da halletmiş oluyoruz. Efekt kısmında herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Burada başlangıçta çalışacak efektlerden bahsediyor. Image Processing kısmında eğer bir renklerde düzeltme yapmak istiyorsak, duvar boyasının rengi farklıysa hani o konuda bir şeyler yapılabilir. Smoothing, aktif ayarlar burada olduğu şekilde. Black Bar Detection'da videoda veya filmde altta üstte yanlarda siyah bantlar varsa onları yakalayıp düzeltmek için burada Activate edip Threshold'u %10'a çekip diğerlerine burada olduğu değerleri kullanabilirsiniz. Eşik değeriyle oynayarak da burada ve şuradaki seçeneklerle oynayarak daha düzgün sonuçlar elde edebilirsiniz kendinize göre. Genel olarak bizim Hyperion'da yapacağımız ayarlar bunlar. Diğer ayarlar burada default olduğu şekilde kalacak. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Dashboard kısmından da kapatıp açmak için burayı kullanabiliriz. Şuradaki ışıklarda da sistemin çalıştığını takip edebiliriz. Şu an Smoothing, Black Bar Detection, USB Capture ve LED Device çalışıyor. Şuradaki görüntü ikonuna tıklayacak olursak bakın şu an benim kaynağı alıyor. Yan taraflardaki LED'ler de ona göre değişiyor. Hatta şuradan görüntüyü gösterelim. Bakın görüntüde bir belgesel var, bir görüntü var. Şu an Netflix Mi Box 4 cihazından HDMI ile alıyorum bu görüntüyü. Ve şu an bu görüntüye göre de buradan sağlamasını yapabilirsiniz. Düzgün çalışıp çalışmadığının LED numaralarını gösterdiğimizde bakın sağ alt köşede ne olacak şekilde 120 tane LED 0'dan 119'a kadar dizilmiş durumda. Yani şu an sistemimiz aktif çalışıyor. Şimdi bir de NodeMCU ile konuşacak demiştik. NodeMCU tarafına hemen hızlıca bakalım. NodeMCU'ya kuracağımız sistemin adı da WLED arkadaşlar. Bu çok güzel bir uygulama. Sadece bunun için değil, evinizde normal LED aydınlatmalar yapmak için de kullanabilirsiniz. Hazır bir sistem. Çok kullanışlı, çok güzel efektleri var ve çok stabil çalışıyor. ESP8266 veya ESP32 ile de çalışabiliyor. Sayfası burada. Yine açıklamalara linkini koyacağım. Şuradan Release kısmına bastığımızda yayınlanan versiyonlarını görebiliyoruz. En son versiyonu burada. Burada kartlar için hazır dosyalar var. Bunu alıp kendiniz geliştirebilirsiniz. Ben hiç uğraşmak istemiyorum. Direkt binary dosyasını indireyim, kurayım da diyebilirsiniz. Buradan binary'e tıklayıp bilgisayarımıza indiriyoruz. Yine şöyle bir binary dosyası geliyor. Daha önceki videolarda da kullanmıştık. ESP Home Flasher uygulamasını kullanarak bu binary dosyasını gösteriyoruz. NodeMCU'muzu da USB portundan bağlayıp seçtiğimizde seçtim COM4'ü
Flash SP diyelim, yazalım dosyanın içine. Evet, flash tamamlandı. Şu an modem switch'ini attı. Ve bunu otomatik olarak önce ortamdaki Wi-Fi ağlarına baktığımızda VLAN Access Point olarak göreceğiz. Buradan VLAN Access Point'e bağlanıyoruz. Bu bize bir şifre soracak. Bu şifreyi açıklama kısmına koyarım. VLAN 1234 şifresi. Wi-Fi settings'e geliyoruz ilk setup'ımızı yaparken. Burada bizim evimizdeki ağ adımızın ne olduğunu ve ağ şifresini buraya giriyoruz. Evet, ben kendi ağ bilgilerimi buraya girdim. Şifremi girdim. IP yapılandırmasını yaptım. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şuradan Save and Connect diyoruz. Wi-Fi ayarları şimdi VLAN için kaydedildi. VLAN bizim ağımıza otomatik bağlanacak. Biz de tekrar kendi ev ağımıza bağlanabiliriz. Şimdi 102 IP'sini vermiştik. 102 IP'sinden VLAN'a bağlanmayı kontrol edeceğiz. Şöyle 192, 168, 1, şöyle 102 IP'sini deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi VLAN'a şu an bağlandık. VLAN arayüzü bu şekilde Power'dan açıp kapatabiliyoruz. Renk seçimini yapabiliyoruz. Bunun hem iOS'ta hem Android Market'te application'ı var VLAN diye. İndirip telefonunuza rahatça kontrol edebilirsiniz. Şu tarafta timer ayarı var. Belli bir zamanda kapanıp açılması için. Sync ayarında diğer ışıklarla başka birkaç tane VLAN varsa veya Philips, Ambilight'lar, Hue'lar varsa onlarla senkronize çalışabiliyor. Peak deyince seçili rengi şurada görüyoruz. Konfigürasyon kısmında ayarlar var. Şu ayarlardan Wi-Fi setup kısmında az önce yaptığımız ayarlar var. Bunları değiştirebiliriz. LED preferences'ta geliyoruz. Kaç adet LED'imiz var? İşte bizim televizyonumuzun 120 adet LED'i vardı. Bize ne kadarlık bir takata ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Bu ayarlar buradaki geek'i buralacak. İşte söylediğim RGB ayarını burada GRB yapacağız. Çünkü piyasada bizim satılan Türkiye'deki benim karşılaştığım RGB LED'lerin çoğu GRB modunda. O yüzden bunu GRB yapacağız. Default ilk açılımdaki parlaklık orta seviye ayarlanmış. Değiştirebilirsiniz. Brightness faktör de %100. Diğer ayarları sabit bırakabilirsiniz. Bu şekilde sadece LED sayısını girebiliriz. Tekrar save yapıp geri dönüyoruz. LED preferences yapmıştık. User interface'te diğer ayarlar var. Güvenlikle ilgili ayarlar var. Temel olarak bu ayarlar bizim için yeterli. Parlaklığı şuradan değiştirip açıp rengi ayarlayıp alt tarafta da efektler var. Burada çok güzel efektler var. Bu efektleri yine kullanarak efekt hızı yoğunluğunu ayarlayarak bir sürü ortam aydınlatması olarak da kullanabiliriz. Sadece Ambilight olarak kullanmamız şart değil. İşte Nodemsion'un bize getirdiği güzellik de bu oluyor. Segmentlerde LED'lerin belli bölümlerine farklı özellikler atayabiliyoruz. Favorilerde de kendi tanımladığımız ayarlar ve presetlerin belli bir döngü içerisinde çalışmasını sağlayabiliyoruz. WLED tarafındaki ayarlarımız da bu kadar. Önemli olan burada WLED'e verdiğimiz IP'yi Hyperion'daki IP ile aynı olması. Genel olarak kurulum ve ayarları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi montajını ben televizyonun arkasına yaptım. İsterseniz bir deneyelim ve birkaç test videosu çekelim. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte herhangi bir TV'de ve herhangi bir HDMI kaynağından gelen yayınla çalışabilecek
kendi Ambilight'ımızı nasıl yapabileceğimizi inceledik ve bunun üzerine bir uygulama gerçekleştirdik. Piyasadaki orijinal Philips Ambilight sistemleri kendi televizyonunuza uyarlamak istediğinizde maliyetler yaklaşık 3.000-3.500 liraları buluyor. Fakat bu sistemi 600-700 liraya mal etmeniz mümkün bugünün fiyatlarıyla. O yüzden ben ne kadar pahalı gibi gözükse de maliyet etkin olduğunu düşünüyorum ve Ambilight gerçekten televizyon izleme deneyimi konusunda özellikle gece büyük keyif veren bir sistem. İmkanı olan arkadaşların buradaki yönlendirmelerle kendi sistemini kurup denemesini tavsiye ederim. Yorumlar kısmına da tavsiyelerinizi ve tecrübelerinizi yaptıysanız kendi sisteminizi paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.